Herkese triyakioto.com YouTube kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Foton Sarı ve Foton Buz Mavi LED Xenon LED far ampulü serileriyle karşınızdayız. Biraz daha karanlıktayım. Fan sesi de geliyor. Hem ses bozuk hem görüntü karanlık gibi. Kusura bakmayın lütfen. Buranın ışığını kapattım çünkü birazdan bu LED düzeneğimde bu LED'leri test edeceğiz. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. İnternette bu sarı ve buz mavi ledlerle, fansız ledlerle alakalı araştırma yine tabii yaptım. Ondan sonra geldim buraya. Bilsek de bildiğimiz iş olsa da ekstra bir şeyler öğrenebilir miyim diye düşünüyorum, araştırıyorum. Çok komik bir şeye denk geldim. Bu fansız ledler bozulumuyla alakalı. Foton Zero serisini zaten biz detaylı bir şekilde incelemiştik daha önceki videomuzda. O videoya göz atabilirsiniz. Buradakiler sarı ve buz mavi renkleri. Onları yakacağız şimdi. Fansız ledler bozulur mu sorusuna fakat detaylı bir cevap vermemiştim. Kaliteli fansız bir led bozulmaz arkadaşlar. Mühendisliği ona göre tasarlanmıştır. Fanlıyla fansız ledi karşılaştırıyorlar. Bir forumda birisi şey yazmış. Fanlı ledler bakım istiyor, toz alıyor. Ya nasıl bir bakım isteyebilir led? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani bir çamurun, pisliğin içerisinde kalmadığı sürece, normal farın içerisindeyse, toz kapağını kapatmadıysanız dahi, tabii ki kapanmasını tavsiye ederiz, arkasının müsait olmasını tavsiye ederiz. Ama sürece sen onu çamurda kullanmıyorsan, yani inşaatta kullanmıyorsan, o ledi gidip arabana takıyorsan, bunun fanlı ledin bozulması mümkün değildir. Fansız lede gelelim. Yani fanlı led bakım istemez. Öyle bir şey yok. Led'in bakımı diye bir şey olmaz arkadaşlar. Tak çalıştı, devam et. Bu led konusunda zaten bir yandan led sevmeyenlerin yorumlarıyla karşılaşıyoruz. Onlara cevaplar veriyoruz. Bir yandan böyle garip şeylerle insanların kafasını karıştırıyorlar. Böyle şeylere hiç gerek yok. Fansız led'e gelelim. Fansız led'lerde bozulmaz. Bu net bir cevap bu soruya. Gelin hızlıca geçelim, testlerimizi yapalım. Öncelikle buz mavi ile başlayacağım çünkü benim favorim buz mavi. Özellikle sislerde çok yakışıyor. En çok %70-%80 satışlarımız zaten sis ledleri için yapıyoruz bu renkli serilerde. Farlarında da kullananlar var. Başka serilerimizin 3 renkli ledleri de var. Sarı, buz mavi ve beyaz olmak üzere. Ancak Foton Zero kalitesi apayrı diyoruz. Ve kutumuzun açılışını yapalım efendim. İki tane bir takım halinde, sağ ve sol halinde çıkıyor tabii ki. Ayrı ayrı ufak kutularda. Burada LED'imizin yönü hakkında bir bilgilendirme yapılmış. Bunu bir video çekmiştim. Zaten ilk videolarımdan biri, en çok sevilen, en çok izlenen videolarımdan biri. LED dik bakacak arkadaşlar. Sağ ve sola bakmalı LED'lerimiz. İçerisinden bu H7 soket tipi. Farımızın soket tipi burada H7. Yüzüğümüz çıktı. Tabii ki sabitleme yüzüğümüz. Bunları şöyle koyalım bakalım. Köpüğümüzü de çıkaralım. Bakalım nasıl yanacak. Evet. Efendim, buz mavi dediğimiz gördüğünüz şekilde yanar. Böyle biraz tutayım. Tam şöyle çevireyim. Bunu araçta uygulanmış halini Instagram triyaki.auto adresimizde araçta uygulanmış bizim müşterilerimizden gelen videoları da paylaşıyoruz. Kendi müşterimizden gelen videoları paylaşıyoruz. Üzerine triyakioto.com yazmamıza rağmen bazıları videolarımızı alıp üzerini kapatıyor. Lütfen dikkat ediniz. Bizim videolarımız kesinlikle başkasından alınma videolar olmuyor. Bazen sadece tanıtım amaçlı yurt dışında LED teknolojileriyle alakalı videolar alıyorum. Onları da zaten belirtiyorum. Fansız LED ısınacak mı bakalım. Elimle tutuyorum, ısınmıyor ama birazdan elimle tutamayacak hale gelecek. Bu LED için normal. Fansız LED ısınıyor diye de bir şey var. Fansız LED ısınabilir, fanlı LED de ısınabilir. LED ısınır arkadaşlar. LED'i böyle elinizle alıp avuçlayamazsınız. Belli bir süre sonra. Onun için bu ısınması demek bozulması veya arızalı olduğu anlamına gelmiyor. Kafanızı karıştırmasın lütfen diyelim. Ve sarı renge geçelim bir an önce. Bunu böyle güzelce kutumuza koyalım.
Böyle ben bazen videolarda ürünleri deniyorum. Birini böyle koyuyorum, birini yanlışlıkla ters koyup paketliyorum. Hemen müşterimize gidince müşterimiz diyor ki kullanılmış ürün mü gönderdiniz? Hayır, tdiki.com size asla ve asla kullanılmış ürün göndermez arkadaşlar. Yani bakın mesela bunu kapatırken şu kapak kısmı hafif eğildi. Bu birinize denk gelirse artık denenmiş daha iyi ya. Ekstra denenmiş. Tabii ki bunlar üretimde test ediliyor ama denenmiş. Bu da 0 yine 3 plus. 12-24 volt. Burada birkaç bilgi daha vereyim. 12-24 volt çalışır. Yani bunları ağır vasıtalara da takabilirsiniz. Bir problem yaşamayacaksınız. Fansız olmasının bir avantajı da minik olması. Sislerde kullanılıyor dedim daha çok renkliler. Bunda da yine iki tane çıktı gördüğünüz gibi. Renkliler sislerde kullanılıyor dedim. Şöyle bir avantajımız da var. Çoğu araçların %95'i diyebilirim rahatlıkla. Sislerde arıza ışığına zaten duyarsızdır. Onun için bir problem yaşamadan, arıza ışığı da yaktırmadan kullanabilirsiniz. Bundan yine H7 yüzüğümüz çıktı, köpüğümüz çıktı. Aynısının sarı rengi zaten. Yakalım bakalım. Oo güzel, çok tatlı bir sarı. Müşterilerden gelen videoları görüyordum da şimdi böyle görünce çok hoşuma gitti. Bakın efendim. Sarının rengi de bu şekilde. Yani tam tonunu soruyorsunuz bazen. Onun için çekiyorum bu videoyu. Sarı da bu şekilde yanıyor. Evet, bunu da kutusuna koyalım. Ve kısa bir ürün tanıtım videosu olmuş olsun böylelikle. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Peki bunları biz nereden sipariş verebiliriz? Beğendik, güzel anlattın. Işık şiddeti de güzel. Renk tonları da çok hoşuma gitti. H3'ü var mı? H3, H4'ü farklı soket tipleri benim aracıma uygun olanı var mı? Evet, Triac Auto'da bunun çeşitleri var. Açıklamaya WhatsApp hattımızın numarasını bırakıyorum. 0850 840 58 79. Oradan sipariş verebilirsiniz. Aracınız için destek alabilirsiniz sipariş hattımızdan. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yolunuz açık olsun efendim.